Türkiye'nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini ödeyeceklerdir. Avrupa Birliği ülkemize yaptırım uygulayacakmış. ABD ülkemizi F-35 programından çıkaracakmış. Ne gam ne tasa. Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar. Ancak şunu bilsinler ki Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler. Türk milleti büyüktür, Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir. Milli birlik ve beraberliğimiz yaşadığı müddetçe hiçbir engel bizi durduramayacaktır. Hiç kimseye eyvallahımız yoktur. Unutmayınız, yoksulluk giderilir, yolsuzluklar önlenir, yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca az kazandım, çok yedim meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi de değildir. Bunlar inşallah çözülecektir. Sorunları bitirilecektir. İman varsa imkan her zaman olacaktır. Muzaffer bir mazinin, muhteşem bir istikbalin, moral ve motivasyon kaynağı olduğu asla ihmal edilmemelidir. Ancak vatan elden giderse, bekamız imha edilirse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Türkiye 2023'e kadar her alanda seferberlik ruhuyla reformları hayata geçirmelidir. Sosyal ve ekonomik rahatlama, demokratik normalleşme mutlaka sağlanmalıdır. Terörün beli kırılmalıdır. FETÖ'nün bütün uzantı ve kalıntıları tasfiye edilmelidir. Türkiye 2023'e yeni bir ruhla, yeni bir sevdayla, yeni bir heyecanla ulaşmalıdır. Başarmak zorundayız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmakla görevli ve mükellefiz. Bu güç bizde vardır. Bu kabiliyet bizde vardır.